çok önemli bir şey. Şimdi bakın, terör kimden, nereden, kime dönük, ne şekilde gelirse gelsin, terörün karşısında olmak demek insanlık görevini yerine getirmek demek. Çünkü terör bir insanlık suçudur. Bakın, teröre karşı omuz omuza olmazsak, teröre karşı Türkiye'nin bütünlüğünü, birliğini, ulusal varlığımızı, ulusal gücümüzü savunmazsak, bunu göstermezsek bu terör karşısında yeniliriz. Bu işlerin bu noktaya geleceği nereden belliydi? Bu işlerin bu noktaya geleceği Kuzey Irak'ta kafamıza çuval geçirildiği gün belliydi. O günkü tavırsızlık, tepkisizlik, sonra Şemdinli iddianamesiyle silahlı kuvvetleri yargılama ve mahkum etme mücadelesiyle Türkiye bugün bu aymazlığın çılgınlık noktasına dönüştüğü bir yere geldi. Yenmiştik, şeytanı hapsetmiştik, yeniden saldılar. Bizim bununla mücadelede millet olarak böyle kenetlenmemiz lazım. Bir yumruk haline gelmemiz lazım. Böyle güçlü durmamız lazım. Güçlü, çok güçlü olmalıyız. Onun için ben buradan Türkiye'deki herkese seslenmek istiyorum. Herkes teröre ve teröriste dersini bildirmek için, onun destekçilerine, yandaşlarına dersini bildirmek için lütfen evine bir bayrak assın. Türkiye'nin kararlılığının, bu ulusa sahip çıkmanın, bu vatana sahip çıkmanın bir göstergesi olarak herkes evinin penceresinden teröre karşıyım diye bir bayrak assın. Türk bayrağı. Hakkari'den Edirne'ye kadar, Antalya'dan Sinop'a kadar. Her yerde, bir her evin penceresinde bir Türk bayrağı sallansın. Teröre karşı, terörizme karşı, onu besleyip büyütenlere, onu dışarıdan Türkiye'ye yönlendirenlere, ondan medet umanlara, şehitlerimize vefa için, şehitlerimizi anımsamak için ve terörü lanetlemek için ben Türkiye'de herkesi evine, arabasına, her yere bayrak asmaya davet ediyorum. Bu artık Türkiye'yi bir teröre karşı gelincik tarlası gibi bezersek, terörist de, onu besleyenler de, ondan medet umanlar da gereken dersi alırlar. Ama bizim bugüne gelmemizdeki en önemli sorun terörizmi şımartan, teröristi şımartan, onun işbirlikçisini şımartan, ona yol veren siyasi olaylardır. Bundan önce Türkiye geçememiştir. Ben çocukluğumu Ankara'da geçirdim. Anafartlar Çarşısı ne demektir biliyor musunuz? Bütün yoksul çocukların umudunun, bütün yoksul çocukların hayalinin gerçekleştiği yer demektir. O çarşıya gidersiniz, o vitrinlere bakarsınız, o oyuncakları, o giysileri görürsünüz ve oradan mutlu olarak dönersiniz. Oradaki o yoksul çocukların öyküsünü okuduğum zaman çarpıldım. Kendi öykümü, kendi çocukluğumu buldum orada. O çocuklara kıymak demek, orada böyle bir şey yapmak demek, terörist falan filan diye yetmez. Yani hayvan diyemezsiniz, hayvanlar yapmaz çünkü. Aşağılık bir şey o. Bundan daha aşağılık bir şey olamaz. O çocuklara karşı saldıra, o çocuklara karşı, o insanlara karşı, o yoksul insanlara, o aç çocuklara, o evinden çıkmış gelmiş, o çarşının önünde otobüs bekleyenlere saldırmak demek, bu ülkenin yüreğine saldırmak demektir. Onların Allah belasını mutlaka verir. Ama Türkiye bunu yapanların yanına bırakmamalıdır. İşte sandık onun için gereklidir. Bu terörle mücadele dediğimiz şeyde millet kararlılığı bunun için gereklidir. Ben onun için diyorum ki herkes evine, arabasına bir bayrak assın. O çocuklara, bu ülkenin yüreğine, o yoksul insanların kalbine yapılan saldırı, canlarına yapılan saldırı, bu vatana yapılmış saldırıdır. Bundan daha iğrenç, aşağılık, namussuzca bir iş yoktur. Bundan daha zavallılık gösterecek bir şey yoktur. Bizim o çocukların acısını yaşamamız lazım. Bizim o çocuklarla birlikte olduğumuzu göstermemiz lazım. Onun için ben diyorum ki mutlaka ve mutlaka herkes evinden bir bayrak sarkıtsın. Arabasına bir bayrak atsın. Teröre karşı olduğumuzu milyonların ruhu olarak gösterdiğimizde biz bu işte çok öne geçeriz. Ve bunu destekleyen yurt dışı güçlerle, bunların payandası haline gelmiş içeridekiler artık bundan bir ders alırlar. Sayın Başbakan her şeyden çok alınıyor. Sayın Başbakan bu ülkede terörle mücadele yasasını 2 yıl boyunca partisindeki Kürt-İslam politikası yürütenler çıkmasına karşılar diye 2 yıl boyunca bu ülkede terörle mücadele yasası çıkmadı.
2 yıl boyunca terörle mücadele yasası çıkartılmadı bu ülkede. Bu ülkede Genelkurmay Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her bir ferdi gidelim Kuzey Irak'ta gerekeni yapalım, bu iş kapımıza artık yangın olarak geliyor dediğinde hayır biz böyle düşünmüyoruz diye açıklama yaptı Sayın Başbakan. Sayın Başbakan bunlardan gocunmuyor. Sayın Başbakan bunları art niyet olarak değerlendirmiyor. Ama Türkiye'yi karıştırmak için anayasa değişiklikleri çıkartılıyor. Cumhurbaşkanı oradan bunları inceliyor ve geri iade edecek diye Cumhurbaşkanı art niyetli oluyor. Siz terörle mücadele konusunda bugüne kadar yaptığınız zaafları bir anlatsanız da Sayın Başbakan. Terörle mücadele yasasının için 2 yılda çıkartılamamıştır? Neden partisinin içindeki terörle mücadele yasasına karşı olanları dindirememiştir? Neden Şemdin'in iddianamesinin arkasına kendi partisinden bazıları dikilmiştir? Neden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin yargılanmasına ve orada mahkum edilmesine çalışılmıştır? Bu soruların yanıtları neden verilmiyor? Bugün şehit cenazeleri geldikçe başlarını yerden kaldırmaması gerekenler, bunun sorumluluğunu duyması gerekenler neden bundan dolayı üzülmüyorlar da Cumhuriyet mitinglerindeki insanların bayraklarını sallamalarından üzüntü duyuyorlar? Türkiye'yi terör ateşine aymazlıklar bu noktaya kadar getirmiştir.